Şimdi de Güçlü Yürek. Bildiğiniz Sayın Fikri Sağlar'a plaketini vermek üzere Sayın Serap Sağlar'ı davet ediyorum. Ayrıca mı oldu? Ahmet abi. Valla imrendik ya. Tabii, buyurun. Belediyemizin sanat atölyesinde yapıyor. Belediyemiz bu konuda etkin ya. Efendim herkese, burada bulunan tüm konuklara, didimlilere, herkese hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu bu açıkçası. Plaketi gördüğümde de ne kadar güzel ve estetik diye düşünmüştüm. Burada yapılmış olması sanat atölyesinde çok daha anlamlı elbette. Bunu eşime veriyor olmak, bunu benden istiyor olmanız beni çok onurlandırdı, çok duygulandırdı. Çünkü böyle bir eşe sahip olmak, Fikri Sağlar'ın eşi olmak benim için gerçekten bir büyük bir gurur. Onun ülkem için ne kadar çaba sarf ettiğini, nasıl çalıştığını, neler yapmayı planladığını ve kendini bu yolda nasıl seferber ettiğini çok iyi bilen, çok yakın yaşayan bir insanım. Bu daha da gerçekten beni çok onurlandırıyor. Evlatlarımız için bırakabileceğimiz olağanüstü bir soyad. Taşımaktan her zaman gurur duyduğum bir soyad. Ona minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan'a müsaade ederseniz Serap Hanım'la biz eskiyiz. Çok biliyorum. Öyle değil mi yani? Serap Hanım daha yeni. Doğru. Tabii Fikri Bey benim ilk birlikte meclise girdiğimiz ve birlikte demokrasi mücadelesinde ilk defa birlikte olduğumuz bir kardeşim. Gerçekten o benim öz kardeşim. Ruhen, fikren, ondan sonra ideal olarak, ülkeler olarak onunla hep bütünleşmişizdir. Ona sağlıklı başarılar diliyorum. Bu 13. Gidin Yazarlar Festivali benim için çok farklı bir an oldu. Değerli ilçe başkanımız ve değerli belediye başkanımız bana büyük bir sürpriz yaptı. Çünkü eşimden plaketi aldım ve benim pirim, yol gösterir ustam olan Seyfi Oktay'dan da yine böyle övgü dolu sözler dinledim. Aslında asıl övülecek olan insan sizlersiniz. Ben biraz evvel de söylemiştim. Sanat, yazılı edebiyat son derece önemli. Belediye başkanlarımıza, partimizin belediye başkanlarına sonsuz şükran borçluyuz. Eğer böyle festivaller devam ederse, edebiyat günleri, fuarlar, kitap fuarları, yazarlar devam ederse biz karanlık geleceği aydınlığa çevirebiliriz. Bugün 15 yıl boyunca bizi okutmayan, okutmak istemeyen, okuduğumuz zaman ona oy vermeyeceğimizi bilen bir siyasi iktidar var. Düşünün, FETÖ'cülerin başı herkesi FETÖ'cü ilan ediyor ama kendisi tahta oturmaya devam ediyor. Düşünün, bir profesör diyor ki insanları okutursak bize oy vermezler, AKP'ye oy vermezler. Dolayısıyla cahil vatandaşlardan biz oy alırız. Bunu söyleyen kişiyi de YÖK'e, yani bir ülkenin eğitim politikasını belirleyecek olan YÖK'e üye olarak tayin ediyorlar. Yani bize okumadan, yazmadan, edebiyattan, sanattan, bilgilenmekten, düşünmekten almak istiyorlar. Gitmeyeceğiz. Onların istedikleri yere gitmeyeceğiz. Bugün burada coşkuyla insanlar aldıkları kitapları imzalarken söyledikleri sözlerle, onların verdiği moralle buradan ayrılıyoruz. Aslında bir espri yapmıştım.
plaket aile arasında kalacak galiba başkan diyordum ama plaketi ben sizler adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği için demokrasiden dönüş yok diyenler adına alıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum.